Aynur kanalıma, Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif ile tekrar karşınızdayım. Size kolay yağlama tarifini vermiştim ve şimdi ise orijinal Kayseri yağlamasının tarifini vermek istiyorum. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Öncelikle 500 gram kıymam var. İç malzemesini hazırlıyorum. 1 adet soğanım var. 2 tane sivri biberim var. Küçük küçük doğradım. 2 adet domatesimi küçük küçük doğradım. 1 yemek kaşığı biber veyahut da domates salçası arzunuza kalmış. Tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı biber. Ve ayrıca de 1 çay bardağı kadar da suya ihtiyacımız var. Soğan ve sivri biberi biraz zeytinyağında kavurduktan sonra kıymayı ilave ediyorum ve kıymayı da çok güzel bir şekilde kavuruyorum. Kıyma da kavrulup suyunu çektikten sonra domates veyahut da biber salçası ekliyorum. Her videoda söylediğim gibi salçanızı çok güzel kavurun, yoksa yemeğinizin lezzeti güzel olmaz. En sona küçük doğramış olduğum domatesleri de ekliyorum. Ve domatesler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişiriyorum. Tuz ve baharatlarını da ekledikten sonra 1 çay bardağı suyu ilave ediyorum. Kısık ateşte 10 dakika kadar pişirip bütün malzemelerin birbiriyle özleşmesini sağlıyorum. Ayrıca bize küçük bir kase yoğurt, biraz tuz, bir diş de sarımsak lazım. Siz isterseniz sarımsağı daha fazla da kullanabilirsiniz. Sarımsağı rendeledim, tuzu da yoğurda ekleyip karıştırıyorum. Ve bu arada lavaş ekmeğimi hazırlıyorum. 500 gram unum var, yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı kadar şeker, yarım yemek kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. Şimdi hamurumu hazırlıyorum. Ben hemen hemen 200 ml, yani 2 çay bardağı kadar su kullandım. Şimdi hamurumu sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Hamurumdan küçük bezeler hazırlıyorum ve bunları merdane ile ince açıp teflon tavada çift taraflı pişiriyorum. Lavaş ekmeklerinizin büyüklüğü sizin zevkinize kalmış tabii ki. Ben lavaş ekmeklerimi küçük hazırlayıp porsiyonluk herkesin önüne birer servis tabağı hazırlamayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi bu size kalmış tabii ki. Ve geçiyoruz servise. Dediğim gibi ben birer kişilik hazırladığım için lavaş ekmeklerimi de küçük pişirdim. Önce servis tabağıma bir tane lavaş ekmeğini alıyorum ve üzerine bolca kavurmuş olduğum kıymalı harçtan koyuyorum. Ve üzerine tekrar bir tane lavaş ekmeği daha koyuyorum. Onun üzerine tekrar kıyma koyuyorum. Ve bu şekilde kişi başına hemen hemen 4 tane lavaş ekmeği olmak üzere bu işlemi tekrarlıyorum. Ama siz isterseniz tabii ki bunu 5-6 tane lavaş ekmeğiyle de hazırlayabilirsiniz. Ama yerken zorlanacağınız için ben 4'ten fazla yapmıyorum. Özellikle bunu bir misafire hazırlıyorsanız 4 tane lavaş ekmeği yeterli geliyor. Ve en üstte sarımsaklı yoğurdunu gezdiriyoruz. Ben sunumu da güzel olsun diye tamamen yoğurtla kaplamıyorum. Küçük kaselerin içerisine ayrıca yoğurt koyuyorum. Arzu eden yeterli gelmezse alabilir. Ve gördüğünüz gibi Kayseri yağlamalarımız servise hazır. Lavaş ekmeklerinizin inceliği, kalınlığı, küçüklüğü, büyüklüğü tabii ki sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Ben size ben kendim nasıl hazırladığımı gösterdim. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Beni Facebook ve de Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Beni Instagram ve de Facebook sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Facebook sayfamda ara ara canlı yayında yemek yapıyorum.